Vaazın konusu bu olduğu için bilen kardeşlerimiz hocam bir kez daha anlat dediler. Her anlatışımda biraz kimyam bozuluyor ama inşallah kendimizi tutabiliriz. 1999 yılında anacığımla beraber hacca gittik. Önce Medine'ye vardık. Zannediyorum 4. gündü. Yeşil Kubbe'nin altında Kur'an okuyoruz hacılarımızla beraber. Okuduğumuz Kur'an'ı Peygamber Efendimizin, Şehid-i Şehidamızın, Cennetül Baki, Ashab-ı Kiram'ın, Ehl-i Beyt'in ve bütün geçmişlerimizin ruhuna bağışlıyoruz. Ondan sonra duamızı yapıyoruz ve otellerimize dağılıyoruz. Kahvaltı için herkes otellerine gidiyor, istirahatine çekiliyor. Zannediyorum 4. günüydü. Cennetül Baki'nin tarafındaki kapı, ziyaretten çıkılan kapı. Orada bir arbede var. Bir kargaşalık, bir kavga gibi böyle bir gürültü var. Biz hacıları dağıtmıştık. Allah gani gani rahmet eylesin. O zaman İzmir'deydim ben. Bir kuyumcu abimiz var. Mekanı cennet olsun. Rahmete yürüdü. Onunla beraber yöneldik. Türk milletiyiz ya, meraklıyız yani. Yöneldik o kalabalığa, arbedeye doğru. İçeriden bir genç çıkardılar. Hakkını helal et. Ayağa kalkar mısın abiciğim? Sen, beyaz takki. Ben seni her gün... Yok yok, siz. Sen, tamam. Sen ayaktaki. Ben seni her gördüğümde onu hatırlıyorum. Sen benim cemaatimsin, biliyorum. Örnek bir insansın, Allah razı olsun. Sana çok benziyordu. Oturabilirsin. Biraz daha zayıftı senden. İçeriden zayıf, sarışın, böyle kirli sakallı, kısa, fazla uzun sakallı değil, birisini çıkardılar. Mermerin üzerine uzattılar. Kalp masajı yaptılar. İşte birisi ben doktorum falan filan dedi. Ruhunu teslim etti orada. Başında da bugünkü benim yaşlarımda keçeden şapkası olan Bosnalıların, Boşnakların taktığı, tepesinde böyle şey var. Bir abi var, ağlıyor işte, parçalanıyor. Belli ki yakını. Sordum ona, dedim ki, kimdi bu? Dedi ki, bu bizim köyün ayyaşıydı. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar içer, bütün köyü rahatsız ederdi. Onu gördüğümüzde yolumuzu değiştirdik biz. İllallah etmiştik ondan. Adı Mestan. Ben onun köyünün muhtarıyım. Bir gün bana geldi, dedi ki, muhtar, ben Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Benim yakamdan öyle bir tuttu, böyle bir salladı böyle. Nestan, yeter artık. Ne bu senin rezilliğin? Çabuk bana geliyorsun. Çabuk bana geliyorsun. Yeter artık dedi. Beni ne olur Medine'ye götür muhtar. Allah aşkına beni Medine'ye götür. Sabahtan akşama kadar ayık gezmeyen o mestanın bu hikayeyi benden içki alabilmek için uydurduğunu düşündüm. Ve başıma bela olmasın diye inanmadım yani mestana. Başıma bela olmasın diye 3-5 kuruş çıkardım, verdim, gönderdim. Mestan bütün köyü kapı kapı gezmiş. Ben peygamberimi gördüm, beni çağırıyor. Ne olur beni Medine'ye götürün. Herkes benim gibi düşünecek olmuş, düşünmüş herhalde ki 3-5 kuruş vermişler, göndermişler. Mestan bakıyor ki elindeki parayla hacca gitme parası, Medine'ye gitme parası, dünyanın farkı var. Tekrar bana geliyor diyor muhtara. Muhtar, sen bizim başımızsın. Sen bizim emirimizsin. Ben sana beni Medine'ye götür diyorum.
Vallahi damınızı taşınızı yakarım sizin. Beni Medine'ye götür. Harmanınızı yakarım. Bu köyü yakarım. Beni Medine'ye götür. Beni Muhammed'im çağırıyor. Beni Medine'ye götür. Dedi. 4-5 tane ineğimiz vardı affedersiniz. Sattık. 3 tanesini 4 tanesini. Hacca geldik. İlk olarak Medine'ye geldik. Biz geleli 3 gün oluyor. Otelin önünde otobüs durur durmaz Mestan birisinin kolundan tuttu. Peygamber nerede dedi. Bu tarafta diye sorusundan anladı. Bu tarafta diye işaret etti. Mestan oraya koyverdi, koşuyor. Ben de bağırıyorum arkasından. Mestan, valizlerimiz, odamıza yerleşelim, bilmem, dinlemiyor. Ben de peşinden koşuyorum. Yer bilmiyoruz, yurt bilmiyoruz. Birbirimizi kaybederiz diye. Mestan Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen duvarlardan içeriye girdi. Koy verdi önünü. Ya Resulallah, ben geldim. Ben geldim. Ben bir yolunu buldum, geldim ya Resulallah. Sen beni davet ettin, geldim ya Resulallah diye koşuyor. Orada bağırtmazlar, hemen polisler ikaz eder. Şşş, edep der. Hiç kimse müdahale etmiyor Mestan'a. Hac zamanı bilen kardeşlerimiz, orası çok kalabalık olur. Yeşil kubbenin altında cennet bahçesi diye tabir edilen minber ile mihrabın arasında namaz kılmak için 3 saat 4 saat beklersin. Ve sıra gelmez. O kadar kalabalık olur. Orayı Sürat teknesi gibi yardı ve Peygamber Efendimizin kabri şerifinin parmaklıklarına yanağını dayadı. Ya Resulallah, ben geldim. Ben geldim. Sen beni bu kadar mı çok sevdin? Bu kadar mı çok sevdin beni? Beni davet ettin. Bu ne büyük bir şeref. Ben bütün günahlarıma tövbe ettim. Ama biliyor musun? Sen bana şefaat edecek misin? Onu çok merak ediyorum. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Hep aynı şeyleri söylüyor. Başında bir saat bekledim, iki saat bekledim, üç saat bekledim. Olacak gibi değil, omzuna vurdum. Mestan, hadi gidelim abicim, otelimize yerleşelim, tekrar gelelim. Muhtar, git başımdan. Tamam, sen vazifeni yaptın. Artık ben buradayım. Otelde senin, valizde senin, otobüste senin, her şey senin. Git artık. O zaman gece 12'de kapanıyor Mescid-i Nebevi, sabah imsak ezanında açılıyor. Mescid-i Nebevi kapanacağı zaman polisler, hadi tamam çık artık diyorlar. Diyor ki, ben onun misafiriyim. Beni o davet etti. Ne olur beni çıkarmayın. Ağlayışına, samimiyetine bakarak müsaade ediyorlar. Yeşil kubbenin altında sadece Mestan ve Allah Resulü. Şu şerefe bak. Beraber sabahlıyorlar. Mestan hiçbir şey yiyip içmiyor. İkinci günde aynı. Yalvarıyor, yakarıyor, kalıyor. Üçüncü gün mutavva, polis amiri diyelim, emniyet müdürü diyelim, kaymakam diyelim, ne derseniz deyin. Diyor ki, bu adam artık renkmek solmuş. Sadece zemzem içiyor, namaz kılıyor. Bu adamı çıkartın dışarıya, bir şeyler yesin içsin. Tekrar anlayış gösterin. Tekrar gelsin ama şimdi çıkartın. Bu ölecek diyor bu. Solmuş, rengi falan kaçmış. Çıkartın diyor, emrediyor. Polisler geliyor. Mesela, hadi çık sen artık. Yemek ye sonra. Ben aç değilim. Ben aç değilim. İyiyim ben. Beni çıkarmayın. Beni ondan ayırmayın. Ben onun misafiriyim. Beni kendisi davet etti. Tamam. Yemeğine tekrar gel. Hayır, beni çıkartmayın. Tabii emir aldıkları için karga tulumba tabiri şeklinde kollarından, bacaklarından çıkartıyorlar. Tam bütün müminlerin de selamu aleyke ya Resulallah dediği noktada Mestan başını çeviriyor Allah Resulü'ne. Diyorlar ki, ya Resulallah, senin misafirine neyi reva görüyorlar? Beni sen çağırmadın mı? Senin türbedarlarının benden haberi yok mu? Beni senden ayırıyorlar ya Resulallah derken polislerin elinde ruhunu teslim ediyor Mestan. Ondan sonraki gördüğümüz hadise mermerin üzerine uzatılışı ve hayata geri döndürülmeye çalışılır. Fıtrat olarak hiç kıskanç bir insan değilim. Bir insanın başka bir insanı kıskanmasını anlamda veremem. Çok ayıp gelir bana. Ama ben Mestan'ı o kadar çok kıskandım ki.
Dedim kendi kendime, ya sen şu kadar senedir hocalık yapıyorsun. 2 yaşında Kur'an okumaya başlamışsın. Sülalen hoca, ömrün hoca. Nasıl bir insansın ki Bosna'nın ay yaşı kadar olamadın? Allah Resulü'nden ayrılıyorum diye kalbin duracak kadar Allah Resulü'nü sevemedin. Tabii bırakmadım ondan sonra, işte yıkanmasında gassallar bastılar tokadı bana, çık dışarıya. Dedim öldürün beni, vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben onun aşkına şahidim. Yarım yamalak Arapçamız var elhamdülillah, o kadar anlatabiliyoruz derdimizi. Anlayış gösterdiler. Yıkadık. Uykuda bir insanın yüzüne su damlar da böyle tirkilder kalkar ya, aynen onun gibi. Bir tebessüm güldü gülecek. Her an Allah Resulü'nü görüyor gibi yüzünde öyle bir ifade. Ondan sonraki her gidişimde Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Habiballah, Esselamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin, Esselamu Aleyke Ya Aba Bekir, Esselamu Aleyke Ya Ömer dedikten sonra aşkına şahit olduğum, imrendiğim, kıskandığım Bosna'nın ay yaşı, sana da selam olsun diyerek ondan sonra Cenab-ı Allah 40'ın üzerinde nasip etti. Her gidişimde Mesnan'ı hiç unutmadım. Allah Mesnan aşkını cümlemize nasip eylesin. Ezan-ı Muhammedi okundu ama Mesnan'ın o aşkına ithafen biraz elimizle karalayabiliyoruz. Şöyle yazdım geriye dönüşte. İlahi de yaptık onu. Allah nasip ederse kandil akşamı okuruz. Seher vakti esen rüzgar beni Medine'ye götür. Yüreğimde 1000 yaram var, beni Medine'ye götür. Kanadım ol, kuş olayım, gözden akan yaş olayım, bir kenarda taş olayım, beni Medine'ye götür. Yeşil kubbeyi göreyim, türbene yüzüm süreyim, canımı orada vereyim, canımı orada vereyim, beni Medine'ye götür. Vaazın konusu bu olduğu için bilen kardeşlerimiz hocam bir kez daha anlat dediler. Her anlatışımda biraz kimyam bozuluyor ama inşallah kendimizi tutabiliriz.